Warren Lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Yaşasın Hollywood. Çok iyi. Teşekkür ederim yabancı. Louis Lumière, Fransız mucit. Kardeşim Auguste. Red Kid Cowboy, Dülül Atım. Kovandan bal çalan o ayıyı filme çekiyordum. Kovan mı? İşte bu makineyle film çekebiliyorum. Buna sinematograf deniyor. Film kamerasının Fransızcası. Amerikan halkı icadımı beğenirse servet kazanacağız. Servet mi? Nasıl? Kardeşim insanların onun filmlerini izlemek için para vereceğini düşünüyor. Görmek ister misin? Yolculuk nereye bayan? Bana Burton'di. Tüm aygırlar öyle der. Hollywood'a gidiyoruz. Hiç duymuş muydun? Ya tabii. Batıda okyanusa yakındır herhalde. Ne güzel. Çıplak yüzmek. Dül bu insanlarla beraber gitsek iyi olur. Amerika hakkında pek bir şey bilmiyorlar. Onlarla Hollywood'a gidelim. Vay canına. O Amerikan ineğini çekmem lazım. Nasıl da zaman kaybı. İnekler Amerika'da da bizim Fransa'dakiler kadar sıkıcı. İyiyim. Ama Amerikan ineklerinin çok tuhaf olduğunu söylemeliyim. Çok cesurdun, çok atılgan ve çok erkeksi. Hollywood, birinci sınıf eğlence arıyorsanız yanlış yerdesiniz. Hey, bakın, iki bar. Eminim biri çektiğim filmleri göstermeyi kabul eder. Ve Lumière kardeşler ışıl ışıl parlar. Bunu son denediğinde katrana batırılıp tüye bulandı. Hey, dikkat et. Harika. Harika. Çok iyi, çok iyi diye. Çok kötüydü. Bayanlar, baylar, bu gösterinin berbat olduğunu görmüyor musunuz? Sizler kaliteli eğlenceyi hak ediyorsunuz. Ama şöyle dikkat çekiyorsun. Ben Louis Lumière. Hayatınızı filmlerin ışığıyla aydınlatacağım. Sinematografım bu sefil canlı gösteriden 1000 kat daha iyi. Belki de bir ölüm gösterisi sunmayı tercih edersin. Sen de kimsin kültürsüz yabancı? El Carnegie. Bu meyhanenin sahibi benim. Müşterilerim canlı gösterileri çok sever. Bu gece Roket Adam'ın özel gösterisi müthiş şov olacak. Yani sine bilmem ne sana kalsın. Hey Jack, bu beylere hemen kapıyı göster. Güzel atıştı. İyi mi kavganın vakti geldi. Ah,
Ben boks dövüşü sanatında uzmanımdır. Kovboy yaramalı suyun tadına zamanla alışırsın. Kardeşin şimdi ne yapacak? Şansını caddenin karşısındaki barda deneyecek. Merhaba ufaklık. Bu müessesenin sahibi kim biliyor musun? Tabii, Double Bill, babam olur. Babanla biraz konuşmak istiyorum. Nerede? Caddenin karşısında kavga ediyor. İşte geliyor. Ben Double Bill, memnun oldum. O sinefşeğinle gösterini burada yapmanı istiyorum senden. Adı sinematograf. Evet, her neyse. El Carnegie nefret ediyorsa o zaman ben bayılacağım demektir. Çünkü ben böyle iş yaparım. Bölmek istemezdim ama kavgayı kaçırıyoruz. Bu adamların yerleşmesine yardım et Cani, ben sonra gelirim. Burası çok sakinmiş. Sayesinde uzun sürmeyecek. Buraya bir perde, çok büyük bir perde istiyorum. Güzel. Hadi posterlerimizi asalım. Bu akşam Santa Monica'da ne var? Sintus Monograph var. Bunun adı sinematograf. Siz Amerikalıların okuması yok mu? Bu gece kasabada ilk film gösterimini yapacağız. Merak etme Jack, müthiş bir gösteri olacak. İyi akşamlar bayanlar baylar. Malibu Barı bu gecenin özel gösterisini sunmaktan gurur duyar. Biricik Roket Adam Jack için alkışları duyalım. İyi şanslar Jack, ihtiyacın olacak. Çok komik öyle değil mi? Etti. Çok kötü bir gösteriymiş. Dönün daha yeni ısınıyor. O çok iyidir. Olamaz. Baksana bu filmler nasıl oluyor? Hareketliler. Tek bilmem gereken bu. Ben bir bilet alabilir miyim hanımefendi? Ön koltuklardan istiyorum. Az seyirci var. Fark etmez. Hadi başlayalım. Kutuda bir film mi? Asla işe yaramaz. Seyirci bundan nefret eder. Harika! Harika! Ne? Tezahürat mı ediyorlar? Bu savaş demek. Elastik Jack. İşte şimdi kesin seyirci çekeceğiz. Bilemiyorum patron. Bana çok aptalca göründü. Gördün mü? Tam tahmin ettiğim gibi. Çok başarılı olduk. Uzun sürmeyecek. Hiç sürmez. Evet. Bu işe yaramıyor. Elastik şeyleri unutacak. Yeni bir planım var. Bak şöyle yapacağız. Şimdi sen ne yapacaksın? Güzel plan patron ama önce beni çözmen lazım. Bir bilet lütfen. 50 sent mi? Roket adam sadece 10 sentti. Oynatmaya hazırım. Oyuncuları unutma. Yani film gösterimine hazırım. Işıkları kapatın. Bu ne? Batarım. Batarım. Hayır. Olamaz. Bu ne? Hayır. Kibritleri nereye koymuştum? Ha ha ha!
City mamograf buraya kadarmış. Ha? İyi akşamlar. Nasıl gidiyor? Ah işte. Vay canına, çok gerçekçi. Şu atmosfere bakın. İnsanın içini ısıtıyor. Perde genelde alev alır mıydı? Biraz düşündüm de hayır. Aa, yangın, herkes dışarı. Bu özel efekt. Niye çıkıyoruz ki? Çünkü mobilyalar yanıyor. Sanırım bu son film gösterimiydi. Aferin sana Jack. Eğer Red Kit beni tanırsa işim biter. Sen burada kal. Ben gidip bir bakayım. Hiç su kalmadı. Burada bir atın içecek bulması için ne yapması gerek? Bu kız çok güzel. İşte bu eğlenceliydi. Şahsen ölesiye üperdim. Çamur güreşinden bu yana hiç bu kadar eğlenmemiştim. Sonun kötü olacağını biliyordum. Her şey hep böyle olur. Şu alevlere bak. Bunu filme çekmeliyim. Olamaz. Kamera içeride kaldı. Yandık, kül oldu. Göreceğiz. İçeri giremezsin. Çok tehlikeli. Geliyorum. Kamerayı aldım. Cani oğlum, sen dahi bir kahramansın. Affedersiniz. Acaba bu kovaları bırakabilir miyim? Bu harikaydı. Ne esaslı bir deneyimdi bu. Üstelik biletler sadece 50 centti. Büyük bir sükse yaptık. Barımı sinema olarak tekrar yapacağım. Hayır, zahmet etme. Ha? Neden? Gösterecek bir şey yok. Filmlerim yandı. Artık eve Fransa'ya dönüyoruz. Belki de dönmeyiz. Kullanılmamış makaralarım var. Yeni bir film çekersem yine işe döneriz. Hey Jack. Patron, benden inanılmaz başsız kadın ya da müthiş dev ördeği oynamamı istiyorsan kendine başka bir yardımcı bul. Hadi ama merak etme, öyle bir şey değil. Şu andan itibaren canlı gösterilerden vazgeçiyorum. City Manograph konusunda yanılmışım galiba. O alet bizi zengin edebilir. Bu yüzden seninle ona sahip olmaya karar verdim. Ne dersin? Satın mı alacağız? Jack, kötü adamların nasıl iş yaptığını unutmuş gibisin. Biz asla bir şey satın almayız. O kamerayı çalacağız. Kardeşin orada ne yapıyor? Sonraki treni bekliyor. Filmi tekrar çekecek. Sonraki tren gece yarısı geçer. Buranın halkı daha çok posta arabasına biner. Daha hızlıdır. Posta arabası mı? Posta arabası mı dedin sen? İşte bu. Posta arabası soygunu filmi çekeceğiz. Posta arabası soygun filmi mi? Çok saçma. Soyguncular planlarının reklamını yapmaz. Hem onları çekmene de izin vermez. O zaman biz soygun yaparız. Aktör kullanarak. Banyo yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Bu akşam randevum var. Bir deneme çekimi yapalım Bay Red Kit. Şerif rolü için harika olacaksın. Merhaba, yakışıklı. Bertin, merhaba. Seninle buluşmak ne kadar hoş. Burada kal. Ne yapmamı istiyorsun? Kendin ol. Kahraman ol. Ve kamera. Ama bu kadar yeter, ben aktör değilim. Ben sadece yalnız kovboyum. Çok asabi değil mi? Ben asabi erkeklere bayılırım. Aktör olmak isteyen kimse var mı? Sence ben bir aktöre benziyor muyum? Aktörlüğün gerçekten zor bir iş olduğunu duymuştum. Kimse yok. Hadi Fransa'ya dönelim. Günde 10 sent öderim.